Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde internet üzerinden kontrol ettiğimiz robotun son dersini yapmaya çalışacağız. Şimdi bu dersimizde L298M motor sürücü devresini Arduino Uno kartımıza bağladık. Peki bu bağlamaları hangi bacaklar üzerinden yaptık? Enable A'yı, D298 şurada. Enable A'yı 8. bacağa bağladık, porta bağladık. Enable B'yi ise 2. bacağa bağladık, Arduino'nun 2. bacağına bağladık. Burada 8 ve 2'yi kullanmamızın sebebi diğer pinleri 3, 4, 5 gibi pinleri CC3000 Wi-Fi şıltımız kullandığı için onlara bağlantı yapmadık. Diğer IN1, IN2, IN3 ve IN4'ü ise PWM olan bacaklara bağladık. Peki onlar hangisiydi? IN1'i 9. porta bağladık Arduino'da. IN2'yi 11. porta, IN3'ü 12. porta, IN4'ü ise 13. porta bağlamış olduk. Bunlar bu 4 bacak PWM'i desteklediği için bunlara bağladık. Beslemeyi ise lipo pilimiz üzerinden yaptık. 1450 miliamper saati sahip 11,1 volt bir lipo pil. L298N'in artı 5 volt çıkışından Arduino'nun V-in'ine bir giriş yaptık ve toprak hattından ise Arduino'nun toprak girişine toprağı bağladık. Böylece pilimizi bağladığımız zaman hem L298N'imiz hem de Arduino kartımız beslenmiş olacaktır arkadaşlar. Ayrıca şu kısma bir tane de LED bağladım. A0'a bağladım bunu. Bu LED'i bağlamamdaki sebep şuydu. Benim Wi-Fi kartım IP aldığı zaman bu LED'im yanacak arkadaşlar. Yandığı zaman da ben IP aldığını ve kullanıma hazır olduğunu anlayacağım. Robotumuzu bu şekilde toparladık arkadaşlar. Şimdi isterseniz programda neler yaptık bir de ona değinelim. Arkadaşlar şimdi de programımıza bakalım. Şu seçtiğim kısım L298N ile Arduino'nun birbirine bağlantısını içeren kısım. IN1'imizi 9'a bağladık. IN2'yi 11'e, IN3'ü 12'ye, IN4'ü ise 13'e bağladık. Bunlar üzerinden PWM göndereceğimiz için PWM portlarına bağladık. NA ve NB'mizi ise arkadaşlar 8 ve 2 nolu portumuza bağladığımızı bildirdik burada. Void Setup'ın içerisine girerek arkadaşlar bunların hepsinin çıkış olduğunu bildirdik Arduino'muza. Ardından biz web sayfamızdan robotun hareket etmesi için komutlar gönderiyoruz. Örneğin ileri gitmesi için W komutunu gönderiyoruz. Biz web sayfasından W'yu gönderiyoruz ama Arduino bunu W olarak algılamıyor. Bunu W'nun ASCII kodu olarak algılıyor. O halde burada da ASCII kodlarına göre işlem yapıyoruz arkadaşlar. Peki bakalım nasıl yapıyoruz? If else yapısı kullandık burada arkadaşlar. Gelen değer 97 ise yani A harfi geldiyse şöyle yapalım. A harfi geldiyse ne yap? Sola dön. Gelen değer 119 ise yani W ise ne yap? İleri git. Gelen değer 115 ise yani S harfi ise ne yap? Geriye git. Gelen değer 100 ise yani D ise ne yapsın? Sağa dönsün. Gelen değer 99'sa yani C ise ne yapsın? Dursun.
Evet, bunların haricinde bir değer gelirse, else yine ne yapsın robotumuz? Dursun. Bakın, sola dön, ileri, geri, sağa dön ve durları birer fonksiyon olarak yazdık. Bakın, fonksiyonlarımızın hepsi burada. Void ileri, ileri fonksiyonumuz. Void sola dön, sola dön fonksiyonumuz. Sağa dön fonksiyonumuz. Dur fonksiyonumuz. Ve geri git fonksiyonumuz. Burada her fonksiyonun sonunda belli bir süre gitmesi için delay ile ne yaptık arkadaşlar? Belli bir süre beklettik. Hepsinde yaklaşık olarak 100 milisaniye beklettik arkadaşlar. Burası Arduino'ya yüklediğimiz programdı. Bir de web sayfasını yaptığımız programa bakalım. Bunu da arkadaşlar Visual Studio'da yazdık. Gayet basit bir yapıda tasarladık bunu. Sadece 5-6 tane buton içeriyor ve bir text box içeriyor. Text box'ın içerisine IP giriyoruz. IP ekleye tıkladığım zaman text box'taki değeri global olarak tanımladığım, şurada global olarak tanımladığım IP değişkenine atıyor arkadaşlar. Devam edelim. IP'mizi değişken attıktan sonra artık ileri, sol, sağ, dur, geri gibi komutları vermeye geldi. Peki bunu nasıl yapıyormuş? İleri komutu üzerinden bunu inceleyelim. İleri butonunun clean'e girdim. Bakın burada ekle diye bir fonksiyon varmış. Bu fonksiyona gidiyor. Giderken de neyi götürüyor? W'yu götürüyor. Bu ileri manasına geliyor. W bizim web sayfamızda ileri. Ama Arduino'muzda 119. Web sayfasında W, Arduino'da 119. ASCII kod olarak birbirlerinin karşılığı. Peki ekle fonksiyonunda ne yapıyor? Hemen bakalım. 80 nolu port üzerinden haberleşiyorlar. Server değişkenimize IP atıyor. Bakın şurada gönderdiğim W değeri ekle fonksiyonunda name ismiyle anılacak artık. Bu fonksiyon çalıştığında name'in içerisinde W var. Bu W da ne yapıyor arkadaşlar? Bizim robotumuza gönderiyor. String write diyerek bunu robotumuza gönderiyor arkadaşlar. Diğer tüm butonlarda aynı işlemler geçerli. İşte dur butonunda C gidiyor. Geri butonunda S gidiyor. Sol butonunda A gidiyor. Sağ butonda ise D gidiyor. Peki bunu bu şekilde yazdık. Yapmamız gereken işlem şu. Bu projemizin web projemizin dosyalarını alıp bizim lokal hostumuza yüklememiz gerekiyor. Solution Explorer'a geliyorum. Projemin üstüne sağ tıklıyorum. Open Folder diyorum. In File Explorer. Bize dosya konumunu açıyor. Bakın burada bizim nelerimiz var? Web sayfamıza ait dosyalarımız var. Bu dosyaları kopyalıyoruz. C'nin içerisinde bulunan vvroot içerisine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Artık benim lokal hostumda ne var? Yazmış olduğum web sayfasının dosyaları var. Ardından CMD'ye çalıştıra CMD yazıp DOS sistemini açıyoruz. DOS sisteminde arkadaşlar şuraya yazıyorum. Hatta şuradan göstereyim. DOS sisteminde IP config diyerek benim IP adresimi buluyorum. Bilgisayarımın IP adresini buluyorum. 192.168.1.4. Artık ben aynı ağ üzerinde ne kadar akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım olsun ağa bağlı. Ne kadar akıllı cihazım varsa bunların tarayıcısına, Chrome'una 192.168.1.4 yazdığımda ne yapacak arkadaşlar? Gidip benim vvroot'taki lokal host'taki web sayfamı çalıştırmış olacak arkadaşlar. Evet, buradaki işlemimiz de
Bu kadardı. İsterseniz şimdi robotun çalışmasına bakalım arkadaşlar. Robotumuzu park üzerinde çalıştırdık. Malum koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkamıyoruz. Evde çalışmalarımızı yapıyoruz. Park üzerinde çalıştırdım robotumu. Park üzerinde biraz kayma olduğu için yamuk yumuk gitmektedir. Ama normalde dışarıda denediğimizde, daha önce ben dışarıda deneme imkanım oldu. Bu projeye başlamadan önce robotumuz gayet stabil ve düzgün bir şekilde çalışıyor. Parkenin üzerinde kayma problemi olduğu için düz gidemeyebiliyor bazı noktalarda. İnternet üzerinden kontrollü robot derslerimizi burada, video serimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bir arazi aracı, 3D yazıcıda basılmış bir arazi aracı veya bir drone yapımı göstermeyi planlıyorum. Drone şöyle olacak, bildiğimiz dronelardan olmayacak çünkü internette birçok drone toplama videosu var. Biz buna başka özellikler ekledik. Bu özellikleri anlatacağımız bir video serisi olabilir. Şimdi sizleri robotumuzun çalışma videosuyla baş başa bırakıyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Şimdi aracımızın denemesini yapacağız. İlk öncelikle Localhost'a yüklediğimiz web sayfasını çalıştırdık. Şuradan da gördüğünüz gibi 192.168.1.4 bizim Localhost'umuzdaki web sayfasının adresi. IP giriniz kısmındaki 192.168.1.6 ise bizim robotumuzun IP adresi. IP ekle dedik. Şu anda IP eklendi. Hemen büyüteyim tekrar. Evet, IP'miz eklendi. Şimdi robotumuzu ileri, geri, sağ, sol ve dur işlemlerini yaptıracağız. Şuradan şu ileri butonuna tıklıyorum. Evet, robotumuz ileri doğru hareket ediyor. Dura tıkladım. Robotumuz durdu. Şimdi sağa dön yapalım. Şuradan şurası sağ. Sağa tıklıyorum. Sağa döndü. Dur dedik. Durdu. Şimdi sola döndürelim. Evet, sola dönme işlemini gerçekleştirdi. Dur dedik. Durdu. Şimdi bir de geri işlemini yapalım. Evet, robotumuz stabil bir şekilde çalışıyor.